Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda The Bus oyununun erken erişim sürümünü oynayacağız. Oyunla ilgili detayları paylaşacağım sizinle. İlk defa oyunu sizde oynamış olacağım. Evet, erken erişim sorumluluk reddine geçiyoruz. Evet, karşımıza oyunun ekranı geliyor. Oyun henüz erken erişimde olduğu için birçok öğeyi kullanamıyoruz. Kullanabildiğimiz serbest oynanış. Burada yine kullanıcı adı ve rütbe kısmı kullanılmıyor. Yine burada modlar kısmı var. Modlar kısmı kullanılmıyor. Multiplayer kullanılmıyor. Yani kullanılan yer aslında sadece oynanış kısmı. Harita kısmında da yine sadece Berlin var. Yine seçeneklerde oyunla ilgili dil seçeneği var. Türkçe dil seçeneği otomatik geliyor zaten. Burada çeşitli seçenekler var. Kamera ayarları, araç ayarları, güç geri bildirim ayarları var. Daha sonra grafik ayarlarına buradan ulaşabiliyoruz. Ses ayarları burada yine. Kontrollerde Logitech G29 ya da benzeri direksiyon setiniz varsa kullanabilirsiniz. Burada ben kendi direksiyonu bağladım. Çalışıyor, herhangi bir sorun yok. Sadece tuşlarla ilgili birkaç sorunum var. Yani aslında tuşları henüz atamadım. Deneyelim. Atanmıyor. Değiştir diyelim. Evet. Değişti gibi ama bilmiyorum. Bekleyelim. Tamam. Yani bu videoda bu ayarları yapmayacağız zaten. Geri diyelim. Bu videoda mümkün olduğu kadar oyun nedir, ne değildir, nasıl olmuş ona bakacağız. Şimdi serbest oynanışa geçeceğiz. Serbest oynanışta haritamız zaten sabit. Aracımız burada Scania. Sadece burada 12 metre, 18 metre, büyük ihtimalle metresi değişiyor. Biz 12 metre diyelim. Control modu arcade dediği her şeyin otomatik olduğu, gerçekçi de her şey kapalı, özelleştirildi kısmında ise kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yine her şeyi açık yapalım, işimizi zorlaştırmasın. Burada tarih seçiyoruz. Haziran değil. Bugünün tarihini seçelim. 25 Mart. Başlama tarihimizi de biraz ileri alalım. Sabah olsun. Sabah 6-10 geçe başlayalım. Tur 4 demiş. Burada bir değişiklik yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz sanki. Ha, şuradan değiştiriyoruz. İki seçenek var zaten. Bir diyelim. Hava durumu dinamik kalsın. Başlat diyelim. Evet. Oyunumuzu başlatalım. Evet, otobüsümüz burada. Böyle bakalım, yolcular da burada. Atemeler var. Evet, bir dolaşalım otobüsümüzü. Çift kapılı. Üç kapılı daha doğrusu. Bir otobüsümüz var. Evet, ayrıca bu her birine dokunmatik çalışsın bir tabi. Fotoğraf çıkıyor. Şöyle bir sesle yıksam. Şurada bir Wi-Fi'nin için. Aa, duymuyoruz. Evet, yanılıyorum. Bizim ışıklar olacaktı burada. Neredeydi?
Hemen çıkalım. Muhtemelen. Tamam. Tamam. Şuradan iyi girmemiz gerekiyor. Kurmamız. Başlamaya başlayacağız. 86. 375. Başla. Tamam. Geliyor. Şeyler geldi. Hiçbir de bilet almadı gitti. İyi güzel. Kapıları kapatalım. Her şeyi otomatik seçtiğimiz için hiçbir şey yapamıyoruz. Evet güzel. İlk varışımız 2 kilometre diyor. Sağda navigasyon ekranımız var. Oyunun ilk bakış olarak grafik kalitesi süper gözükmüyor. Ama oynanış açısından canlı gibi duruyor. Bir de direksiyon öyle çat diye dönmüyor. Sınır 30 diyor burada. Yine yukarıdan arka koridorları görebiliyoruz. Yukarıda kameramız var. Aynı zamanda aynadan da görebiliyoruz. Bu şekilde otururken aynaları çok fazla seçemiyoruz. Daha doğrusu sol ayna gözüküyor ama sağdaki ayna gözükmüyor çok fazla. Sesi biraz açalım. Çok fazla ısıtık sanki. Direksiyon üzerindeki tuşları kullanamıyorum şu anda. Ayarları da henüz olmayabilir. O biraz klavyeden idare edeceğiz. Direksiyonu tam tur döndürmemiz gerekiyor dönerken. Mesela gündüz olsun diye 6'yı seçtim ama 6'da da gündüz olmadı, hava hala kapalı. Bakalım biz turu bitirene kadar açılacak mı? Halsvik. Peki. Ve ilk durağa yaklaşıyoruz. Tokyo yaklaşık bir kilometremiz var. Açıkçası benim beklediğim biraz daha grafik kalitesi yönünden iyi olmasıydı. Ama ilk bakışta o gerçekçiliği hissedemiyoruz. İçeriden otobüsün görünüşü güzel. Grafik kalitesi güzel ama dışarıdaki modeller tam gerçekçiliği yansıtmıyor. Ama sürüşü gayet güzel. Yani bir otobüs hissi veriyor. Direksiyon hemen çat diye dönmüyor. O yüzden direksiyonla oynayabiliyorsunuz. Yani demek istediğim yani çat diye döndürdüğünüzde yani şey tuş gibi değil yani.
Herkes uzakta kalsın ya. Böyle de durduk biz de buradan. Ve her şey otomatik olduğu için bizim müdahalemize gerek kalmıyor. Tuşlar da ayarlı olmadığı için aslında bu bizim için daha güzel bir seçenek. Şimdi herkes bindi ne varsayıyorum. Ve devam ediyorum. Arkadan kamyon çok bir sinyal vermedik mi yani verdik. Bir de diğer güzel tarafı sürüşün yanında tepkimeleri gayet yerinde. Yani şeyler falan var, böyle mazgallar falan var. Onların üzerine geldiği zaman çok güzel bir tepkime veriyor. Yani sizi sürekli sarsmıyor. Sürekli böyle bir titreme halinde değil ama gerekli yerlerde görüyorsunuz sağda şeyler var. Mazgallar var. Rögar kapakları var. Onlara geldiğimiz zaman gerçekte geçiyormuş hissi veriyor. Ayrıca pedal isteği de güzel. Yani tam basmanız gerekmiyor. Böyle yarım bassanız da yeterli oluyor. Sadece dönüşleri ayarlayamadım ben yani tam tutturamadım. Biraz ETS2'den gelen alışkanlık var, diğer oyunlardan gelen alışkanlık var. Bak döndürdüğümüzde dönecek hissi geliyor ama dönmüyor. Evet, bunun da yanlış hatırlamıyorsam bir ayarı olması lazım. Direksiyon hızlandığında aslında direksiyon hassasiyeti azalıyor. Evet, sağdan gitmemiz gerekiyor bizim aslında. Otobüs yolunda ama otobüs yoluna sığmıyoruz sanki. Bir de sağda aynayı görmüyorum. Aynayı görmediğim için kaldırıma çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz? Çok fark edemiyorum. Allah. Saat 6 ama biraz kalabalık. Biz buradan geçebileceğiz mi yani? Geçtik, evet, güzel. Şimdi bir sonraki durağa geldik. Burada dur. Peki duralım. Durağa geldik, durduk. Ya müşterilere bakalım. Ha, müşteri şey istiyor, bilet istiyor. Bilet kesmek için de ekranımıza geliyoruz. Mouse tuşuyla yakınlaştırdığımız zaman geliyor. Ne diyor? Bilet, tek bilet AB diyor. Tamam. Tek bilet. Şuradan tek bilet AB. Bilet kesildi. Tamam, devam et. Kestik ya bileti. Tamam, parayı da aldık. Abi ne bakıyorsun? Ha şey istiyorum, para üstü istiyorsun sen. Dur. Para üstü gözükmüyor ki, para üstü verelim. 6 euro verin. Hayır, 1 euro verdim sana. 4 Frank 30 Frank 50 ha. Tamam. Biz de diyoruz bekliyor ablam. Biletimizi de kestik. Para üstünü de verdik. Yolumuza devam edelim.
Daha önce iki tane Bus Simulator oynayayım demiştim. Birisi Bus Simulator 2018'di yanlış hatırlamıyorsam. Yine sen daha oyun vardı şimdi adını hatırlamıyorum. O iki oyunda da hiçbir şekilde zevk almadım. İkisini de birkaç saat oynadım bıraktım. Ve uzun zamandır piyasaya güzel bir oyun çıkmasını bekliyordum. Fernbus Simulator'ın indirime girmesini bekledim. Ara ara indirime girdi ama ona da cesaret etmedim. Yani parayı verip de çöpe atmak istemedim açıkçası. Çünkü Tüm şahsı, basit şahsı. ya tanki şu an. Yani bu oyunda da mesela bu oyun bu şekilde olursa, bu şekilde devam ederse bu oyunu oynamam. Yani birçok kişi de oynamaz bu oyunu. Tabi bu erken erişim, daha bugün çıkmış bir oyun. Daha binlerce düzeltme olacak. Onlarca düzeltme olacak. O da önemli gerekiyor. Buradan şöyle. Sinirimizi verelim. Yani düzeltmeleri beklemek gerekecek. Yani grafik kalitesinde de düzelme olacaktır zamanla. Belki de bilmiyorum, şeyde YouTube'da diğer videoları izlediğimde sanki daha güzel gözüküyordu. Ama benim deneyimlerim o kadar iyi olmadığı yönünde şu anda. Belki de akşam olduğu içindir. Bir tuşuyla da dışarıdan görebiliyoruz aracı. İçinde içine geçiyoruz. Ve bakalım biraz. Abla dolmuşa bakıyor. Baka baka gitti. Şimdi sinyalimizi verelim yine. Evet, veriyor muyuz? Görmüyorum. Tamam, sinyalimizi verdik. Otomatik devam ediyoruz yine. Sinyal. Kapanmadı, kapatalım. Yani bugün hatta bu hafta yeni gelişmelerle dolu bir hafta oldu. Yani beklediğimiz Otobüs Simulator The Bus oyunu çıktı ve 1.40'ın Euro Truck Simulator oyununun 1.40 sürümü yayınlandı. Tam sürümü yayınlandı. Onu henüz indirmedim. Oynama şansım olmadı. Ama büyük ihtimalle onun hafta sonu oynarız. Hafta sonu hem The Bus hem de Euro Truck Simulator'ın 1.40 tam sürümünün keyfini çıkaracağız. Ben... Ah. Şimdi şöyle arkaya gelsek kimse var mı? U-Bahnhof Turmstraße. Yani bu konuşmaları da büyük ihtimalle dil desteği gelir. Yani Türkçe yazı desteği geldiğine göre ses desteği de gelecektir. Almanya'da yaşayan bir ton Türk var. İlla ki birilerini bulurlar tercüme etmek için. Ya şu an dönmüyor sanki, anlayamıyorum. Ya da geç mi kalıyoruz ya da hızlı mı dönüyoruz? Yani çok fazla geliştirmesi gereken şey var oyunda. Yani özellikle grafiklerden bahsediyorum. Grafikle ilgili çok geliştirmesi gereken şeyler var. Evet, şimdilik burada bırakalım.
İlerleyen zamanlarda gelişmeler oldukça yine video çekmeye devam ederiz.